Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konuğu Yusuf Şimşek. Yusuf Şimşek de Antalya'dayız. Bildiğiniz üzere Antalya'da yaşıyor. Teknik adamlık kariyerini halen sürdürüyor. Zaman zaman farklı farklı kulüplerde çalışıyor. Onunla geçmişe gideceğiz. Oynadığı takımlarda yaptığı işleri, anılarını, hikayelerini sizler için derleyeceğiz, sizlere taşıyacağız. Ve inanılmaz derecede farklı farklı hikayeleri bence gülerek, çok eğlenerek sizlere aktaracağız. Nasılsın kaptan? Teşekkür ederim Atakan'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref verdin. Aynı şeref, onur bana ait kaptan. İnşallah güzel bir röportaj olur. Keyifle insanlarımız, futbol severlerimiz izler diye düşünüyorum ben. Kesin güzel olur zaten kaptan. Şöyle geçmişe baktığımda hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta çok iyi izler bıraktın. Attığın çalımlar, hani amiyane tabir bir benzetme yapılıyor ya, telefon evet. Kulübesinde bile Yusuf Şimşek çalım atar diye. Hakikaten öyleydi. İnanılmaz derecede yetenekliydin. Dilersen bir futbol başlangıcına gidelim. Nerede başladın futbola? Seni kim keşfetti? O çalımları nasıl öğrendin, nasıl yapabildin? Şuradan başlayalım o zaman. Beni ilk keşfeden okul takımında öğretmenimiz vardı. Murat Hoca diye. Diyarbakırlı, hiç unutmam. Bir okul takımı kurdu. Okul takımında ben de aldı. İşte biz orada tabii sürekli top oynuyorum ben. Ders araları, öğlen araları, işte akşamüstü okulda alındı, top oynuyorum. Görmüş beni, izlemiş, beğenmiş, aldı. Ondan sonra Demre Spor'da oluyor, Demre Lisesi'nde oluyor bu olay. Sonra okul takımı maç yapmaya başladı. Finike'ye gittik işte, Finike bize geldi. Tekrar biz Demre'de maç yaparken Demre Spor Başkanı Remzi Çetin vardı. Görmüş benim top oynayışımı, hemen demiş ki bunu getirin bakalım. Çocuk amatörden başlasın. Gittik işte amatörden başladık Demre Spor'da. 1-2 yıl orada oynadım. Daha sonra Kemerspor'a transfer oldum. Kemerspor'a geldim. İlk yıl yarım dönem amatör takımda devam ettim ama daha sonra hemen profesyonel takıma aldılar. Bir sene, bir buçuk sene oynadıktan sonra da gerçek profesyonel hayata Denizspor'a imza attım. Denizspor'a gittim. Yaş kaç? 20. 20. 20 yaşında. Tabii ki kimine göre biraz geç kalınmış, kimine göre erken gidilmiş diye düşünülebilir ama ben kendi açımdan geç kalındığımı düşündüm. Ayrıca benim hiçbir altyapım yok. Hiçbir kulübün altyapısında top oynamadım. Direkt amatörden başladım. Bir de böyle sokak aralarında, arsalarda falan mı maç yapardın? Tabii küçüklükte gerçekten ben babamın da annemin de hakkını gerçekten yemem bu konuda. Gider işte biz Akçay'da oturuyorduk, köyde oturuyorduk. Elmalı'ya krampon alır gelirdi babam bize. Ya da top almaya giderdi, top alır gelirdi. Ve biz mahalle arası maçlar yapardık. İnanın bütün arkadaşlarımı tek tek evlerinden toplardım. Top oynamaya giderdik. Tekrar sonra giderdik. Köylere giderdik. Yürüyerek. Sadece yürüyerek köylere kadar giderdik. 10 kilometre gittim hatırlarım. 10 kilometre yürüyerek? 10 kilometre yürüyoruz, gidiyoruz. Orada top oynuyoruz. 1 saat, 2 saat öyle de bir yarım saat 45 dakika değil. 2 saat top oynuyoruz. Çocuksun. Sonra yürüye yürüye tekrar köye gelirdik. Peki yani, o çalım özelliğini o arsalarda, köylerde insanları o anda mı keşfettin ya da çalımlayarak mı gördün? Dedin ki benim inanılmaz bir meziyetim var mı dedin. Nasıl oldu? Şöyle, yine bir öğretmenim vardı, Mehmet öğretmen, ilkokul öğretmeni. Ben her sabah erken giderdim ilkokul 1'deyken bile. Top oynardım. Sürekli top. Birinci sınıfta top, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf. O da beni sürekli izlerdi. Hatta cumartesi böyle tatil olduğu zamanlar da bizim evin orada cami vardı. Caminin oraya gelir. Orada beni top oynardı öğretmen. Biraz da onun etkisi oldu. Allah rahmet eylesin. Vefat etti kendisi. Kaymakamlık paraları düzenlenirdi köylerde. Orada oynardım. Abartmıyorum. Bizim kaleden alıp gol attım biliyorum. 10 kişi çalamayıp gol attığımı biliyorum. 10 kişi mi 11 kişi mi? Kaleciyle çalınmamışsındır. Kaleciyle çalınmamışsındır ya da karşı karşı kalmışsındır, vurmuşsundur. Yani kendimden hep büyüklerle top oynadım. Küçüklerle oynamadım. Kendimden büyüklerle oynadım. İşte teklifler gelirdi. Kaymakamın kupası üzerinden işte Elmalı'da oynar mısın? Ya da Sütlen'de oynar mısın? Ya da Kaş'ta oynar mısın? Böyle teklifler de geliyordu. Zamanımızın yani küçüklüğümüzün büyük bölümü top oynamakla geçti. Kardeşim de oynuyordu. O da profesyonel oldu. Daha sonra bıraktı. Yani
küçüklüğümden beri hevesim vardı futbolcuyla. Rahmetli babaanneme de derdim ki işte o zaman siyah beyaz televizyon var işte haftada cumartesi pazar maçlar oluyor. Seyrederdik. Baba ne derdim? Bak bir gün şu televizyonun arkasından gireceğim. Sen beni seyredeceksin derdim. Ben o zaman da kaç yaşımda? En fazla 10 yaşındaydım. Seyredebildi mi? Tabii seyretti. 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 Uzun süre seyretti. Hatta yorum bile yaparmış. Annem anlatıyor. Yusuf ya hep gölgede duruyoruz. Bir git oğlum güneşte de dur diyormuş. Rahmetli babaannem. Aynısı babam da der. Ya ben senin ne zaman maçına gelsin? Arkadaş bir gölge tarafta durma ya. Bir de git öbür taraflarda oyna der. Ben diyorum biraz şey tembel oyuncu. Tembel oyuncu olduğum için yani bayağı eleştiri alıyorduk babamdan babaannemden. Mustafa Hoca da severmiş gölgede oynamayı. Ya özellikle deniz sporda oynarken ben 7 sene yakın deniz sporda oynadım. Kapalının ön tarafı yani çıkış nönünün ön tarafı genellikle gölgeli orası. Yok, yok. Ben de kolay kolay bir taraflara gitmiyordum oralarda. Oralarda işi bitiriyorsun oralarda ama. Oralarda işi bitirmeye çalışırdım aynen aynen aynen. İlk Galatasaray maçını izlemiştim sana. O zaman bir Cezayir, Tunus, Mısır furyası vardı ve Yusuf adına bir sürü oyuncu geliyordu. Sen de hatırlarsın. Bizde de vardı. Mısır, bir gün maç izliyorum, sen o Suat, Emre, Okan falan aradan bir çıktın böyle. Ben dedim ki ya Deniz Spor nereden bulmuş bu dedim. Afrikalı oyuncu yani herhalde Yusuf zannettim. Bir baktım Yusuf Şimşek. Dedim nasıl bir oyuncu çünkü işte çok yetenekliler, çok iyi orta saha oyuncuları yetiştirdi bu ülke ama senin meziyetinde bir oyuncu görmedim ben. Yani dar alanda yürüyerek çalım atan başka bir oyuncu görmedim. Sen öyle bir oyuncuydun. O maçı da hatırlıyorum. 4-2 Galatasaray'a yenildik biz. Ben de mükemmele yakın bir top oynamıştım. Hatta hiç unutmam. Tugay abiye bacak arası attım. Tugay Kerimoğlu'na. Maçtan sonra da arkadaşlarla konuşurken o Tugay'a da bacak arasını bıraktım. Böyle espriler olur ya bizim futbol camiasında. O maç gerçekten efsaneydi. Ve bizde de Yusuf diye futbolcu da vardı. Evet. Mısırlı. Bir de Saka vardı. O da Mısırlı. Evet. Ahmet Hasan da vardı. Ahmet Hasan benden sonra geldi. Yani senden sonra ben varken Yusuf'le El Saka vardı. İlk çıktığımız seneden bahsediyorsun sen. Deniz Spor'da Ersun Yanal'dı. Zaten ligin yanlış olmasın 7. ya da 8. haftasında biz liderdik. Lider olduk. Alttaki oyuncularla devam etti. Yeni transferler yaparak güzel bir karışımı yapmıştı hoca. Ondan sonra bazı anlaşmazlık oldu. Hoca gitti zaten. Biz devam ettik. Ersun Yanal o zaman nasıl bir hocaydı? Şimdi ben Ersun hocayla o zaman tanışmadım. Ben 96'da ilk gittiğimde Mitrovic'in yardımcısıydı Ersun hoca. Ve Mitrovic'in yardımcısı olduktan sonra Mitrovic gittikten sonra hoca 13-14 maç başımızda kaldı. Beni hep oynattı. Yani benim yeteneklerime çok güvenirdi. Beni çok da severdi. Hala da görüşüyoruz. Hala da ailecek de görüşüyoruz. Çocuklarıyla da görüşüyoruz. Beraber bir aile ortamımız da var. O zaman da bile söylerdi bana sen çok büyük futbolcu olacaksın. Ben de derdim ki ya hocam ya bırak ya. 2-3 sene ben oynarım, arabamı alırım, evimi alırım, 3-5 kuruşta para yaparım, bırakırım diyordum o zamanlarda. Dediğim 20 yaşındayken yani. Yok yok sen paranın tadını alınca görürsün diyordu bana. Tabii yıllarca. Aldın mı paranın tadını? Tabii aldık yani. gençsin, arkadaş, bekar adamdık o zamanlarda. Paramızı da kazandık. Annemize, babamıza, etrafımızda hayırlı evlat olmaya gayret ettik. Yani Ersun Hoca benim hayatımda gerçekten önemli bir vardı. O zaman da çok aşırı yükleme yaptırıyor muydu? İdmanlar ağır mıydı? Çok ağırdı. Ben düşün, ben idmanı sevmeyen adam bile idman severdim. İdman severdim. Neden? Neden ama? İyi çalıştığın zaman, hocanın anlattıklarını iyi aldığın zaman sahada daha güçlü oluyorsun. Daha enerjik oluyorsun. Daha kafan çalışıyor diyebilirim yani. Adam çünkü anlatıyor sana. Bunları yapmamız gerekiyor diyor çalışırken. Ya biz 96 yılında bize psikolog geldi. Diyetisyen geldi. Düşün yani. 96 yılında. 96 yılından bahsediyorum sana. Yani Ersun Hoca o zaman da bilimsel çalışırdı. Böyle toplardı oyuncuları, psikolog vardı, psikolog gelirdi, bize ders verirdi. Sonra gitti, psikolog yine gitti. Sonra tekrar geldi hoca bize, ikincilik de geldi. Yine psikolog, yine diyetisyen. İnanılmaz donanımlı bir çalışma. Bu saatli koşuları da hoca getirdi ilk Türkiye'ye. Bir Ümit Durmuş galiba getirdi. Ondan sonra da Ersun Yanal getirdi. Yani hatırlarsan Samet Aybaba da hocaya şey diyor ya bilgisayar primi bitti falan filan muhabbetleri vardı. Bilgisayar primi bitti. Aslında ikisi de Türkiye'nin yetiştirdiği ender iyi teknik direktörlerden. Ersun Hoca daha bilimseldir. Samet Hoca biraz da eski düzende çalışan bir antrenör. Şimdi bilmiyorum nasıl çalıştığını da. Böyle
hikayelerimiz var. Musa Deniz'le ile alakalı ne söylemek istersin? Senin için çok önemli bir teknik adam. Şöyle söyleyeyim. İkincilikten milli takıma giden iki kişi vardı. Biri bendim, bir de Murat Duman vardı. Mustafa Hoca aldı 98 yılında. Ben o zaman ikincilikte oynuyordum Deniz Spor'da. Hoca da Ersun'du. Ersun Hoca'ydı bizde. O zamandan beri tanışıklığımız var. Hatta geçen burada Antalya maçı vardı. Gidemedim yani, hastaydı. Rahatsız etmek istemedim. Benim hayatımda gerçekten özel bir yer olan teknik direktör Babacan. İyi niyetli, çalışkan, işini seven, düzgün bir insan olduğunu düşünüyorum. Hep öyle düşündüm. Hep de öyle düşünüyorum. Fenerbahçe'de şampiyon olduk. Ben vardım. Beşiktaş'ta iki tane kupa aldık. Yine hocanın oyuncusuydum. Üç kupa aldık. Gittik Rize'de yardımcı antrenörünü yaptım. Yine şampiyon olduk. Dört kupa. Yani hocanın aldığı 6-7 kupanın dördünde benim yanında olmam güzel bir duygu. Ondan da gerçekten hem insanlık olarak hem antrenörlük olarak çok şey kaptığımı düşünüyorum. Var mı böyle aklına gelen bir anı Mustafa Hoca'yla? Maç öncesi olur, maç sırası, sonrası, soyunma odası, otelde olur, kampta olur, uçakta olur. Çok çok anılarımız vardı. En komiğini anlatayım ben sana. Fenerbahçe ilk gittiğim yıl arkadaşlarla oyun oynuyoruz. Sonra ben Denizli'ye gittim. Devre arası oldu. Düştüm. Kolum kırıldı. Şurası kırıldı. Geldik. Yine biz arkadaşlarla oynuyoruz. Gece de saat 11-11.30 falan filan. Güvenlikten şeyden aradı. Resepsiyondan. Hoca geziyor. Haberiniz olsun dediler. Tamam dedik. Arkadaşım biri pencereden atladı. Ben tuvalete girdim. İki arkadaş da pişti oynuyor gibi yapıyorlar. Başka bir oyun oynuyordu. Pişti oynuyoruz diye. Kapıyı açtı, girdi. Elinde de çekirdek var. Çekirdek çıtlatıyor. Ben de böyle arkada duruyorum tuvaletin içinde, banyoda. Şöyle duruyorum, beni görmesin diye. Girdi içeri. Apo ne yapıyorsunuz dedi. Apo abi vardı. Apo, Abdullah Ercan. Hocam pişti oynuyoruz ya dedi. Allah Allah dedi ya. Pişti mi oynuyorsunuz? Hani dedi, yazmamışsınız hiçbir şey dedi. Hoca tabii kurt. Tabii kurt. Kurt. Dur dedi, şu elimdeki şeyi atayım bakayım dedi. Çöpü dedi, tuvalete atayım dedi. Ben de şöyle arkada duruyorum. Gördü beni, görmezlikten geldi. Görmezlikten geldi. İçeri girdi. Söyleyen şu salağı dedi. Bir koyacağım öbür kolda kırılacak şimdi dedi. Ben nasıl kaçıyorum? Yani çok ya, Mustafa Hoca'yla çok anılarımız var ya. Teknik direktörken hemen yardımcı antrenör olarak çağırdı beni. Gelir misin dedi. Ne demek hocam dedim yani. Koşa koşa gelirim dedim. Evinde çağırdım işte. Rüşt abi çağırdı. İbo'yu çağırdı. Zafer Hoca'yı çağırdı. Neyse gittik biz. Tamam dedik. Üçte abi ben dedi antrenörlük yapmayacağım hocam dedi. Tamam oğlum dedi. Neyse Rize'ye gittik. Biz her gün yemeğe gidiyoruz. Her gün hoca bizi akşam yemeğine götürüyor. Bir gün ete götürüyor. Bir gün balık, bir gün başka bir yer. Bırakmıyoruz yani kendi halimize. Bir gün yine ben de balığı elle yemeyi sevmem pek. Böyle çatal bıçakla daha çok hoşuma gidiyor. Elim batırmamak için. Yine balık yiyoruz. Ben yine çatal bıçakla yiyorum. Herhalde o haftada bir şey mi oldu? Yenildik mi birisine sinirli? Şunu dedi, elle ye dedi. Ben elle yemem. O zaman git dedi, şu masada ye dedi. İyi kalkıyorum dedim. Otur bir daha şey yapma dedi. Elle ye. Tamam dedi. Bağırdı, çağırdı. Canım sıkıldı, moralim bozuldu. Gittik neyse. Ertesi gün sabah kapısını vurdum. Zaten kapısı açıktır, hiç kapalı değildir. Gir dedi, girdim. Ne oldu dedi. Hocam dedim, her şeyde bana bağırıyor dedi. Yemek yiyoruz, yemek de bana bağırıyorsun dedim. Antrenman bir şey oluyor, benim hiç haberim yok, hiçbir şeyden haberim yok, bana bağırıyorsun dedim. Bak dedi, ben dedi sana dedi bağırıyorsam dedi, bir iki seni çok seviyorum dedi. Bağırmıyorsam dedi, benim için önemin yok demektir. Şimdi çık sen. Çık. Biz tabii dışarı. Yani gerçekten benim hayatımda özel bir yeri var. Yani birçok şeyi onunla kazanmışım. Fenerbahçe'de şampiyon olmuşum onunla. Beşiktaş'a beni almış. 32 yaşındaki adam Beşiktaş'a almış. Güvenip de almış. Güvenmesi almaz. Allah şükür biz de onu hiçbir şekilde mahcup etmedik. Şampiyonlukta o haftalar öncesinden maç be maç size söylemesi, skor, puan, şu hafta şöyle olacak, şu hafta şunu yeneriz, bu hafta şunu kazanırız demesi ve tutması enteresan değil mi? Atakan'cığım şöyle, ben onu dedim ya, Fenerbahçe'de çalıştım. Sonra Beşiktaş'ta çalıştım. Sonra Rize'de yardımcı antrenör yaptım. Bu üç kulüple de aynı şeyler yaptı. İşte bize de soruyor mesela. Oyuncuyken bize de soruyor işte.
şu maçı ne yaparız diyordu. İşte öbürküne soruyordu, dedikine soruyordu. Herkese soruyordu. Kendisi diyor, ben böyle olacak diyorum diyordu mesela. Biz mesela Rize'ye gittik. 6 mı? Ya 6 ya 5 puan gerideydik. Gittik, çocuklara dedi ki toplantıda şampiyon olacağız biz dedi. Bu takım şampiyon olacak dedi. Ve şampiyon olduk. Aynısı Fener'de olduk. Aynısı Beşiktaş. Vallahi bak. Beşiktaş'ı da hiç unutmuyorum. Toplantı salonumuzda işte yazardı maçları. İşte Yusuf şu maç ne olur? İşte 3 mi alırız, 1 mi alırız? 3. İşte Belgrad'da şu maç ne olur? Yani herkese sorardı. En sonunda kendi çıkardığı tahtada çıkardığı şey verdi. Tırırırt onu açardı. Bakın şampiyon oluruz derdi. Yani tabii ki bunu kafadan atmıyor. Maçları oynuyor, düşünüyor, karar veriyor. İnan bak, özellikle Beşiktaş'ta ve Rize'de ben hocayla çalıştım. Birinde yardımcısıydım, birinde futbolcuydum. Sabah erkenden gelir, en geç çıkar. Biz Rize'de sabah 8'de tesis. Akşam herkes gider, Kendi aramızda ufak bir mini toplantı. Ondan sonra yemeğe giderdik. Yani ben ondan antrenörlük bazında çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. İnanılmaz işine konsantre olurdu, yoğunlaşırdı. Dediğim gibi bende özel bir yeri var. Antrenmanlar ağır değil miydi? Hep böyle şey denir ya, Mustafa Hoca'nın taktik bilgisi, sevk ve idaresi muhteşemdir ama 5-2 antrenman yaptırır. Bu doğru mu yoksa bir şey efsanesi mi? Yok. Tabii ki 5-2 herkesin sevdiği. Ben de teknik direktörü biliyorum. Ben de 5-2 çok yaptırıyorum. Seviyorum yani. Aslında düzgün oynansa 5-2 de bir antrenman şekli. Düzgün oynarsa, hareket oynarsa. %100 de yapsan. %100 yaparsan gerçekten. Çünkü her şey var orada. Dönüşü var, pası var, hava topu var, bilmem neyi var. Yani bunu yaptırıyordu. Şimdi kaliteli ayaklar çok olunca çok fazla değişik antrenman yaptırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Zaten her maç, her antrenmanda çift kale yapıyorduk biz neredeyse. Ve inanılmaz keyifli oluyordu yani. Hem Fener'de yaşadım ben bunu, hem Beşiktaş'ta yaşadım, hem de Rize'de kendim yardımcı antrenör olarak da gözlemlediğim çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli top. Futbolcu ne ister? Koşma ister mi? İstemez. Çok salona girmeyi ister mi? İstemez. Futbolcu ne ister? Sadece topu ister. Topla oynamak, topla koşmak. Bunları yapıyordu ama mesela Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de gördüğüm, hatta şöyle bir anımı anlatayım. Beşiktaş'a ilk geldim. Abi bakıyorum ortada kimse yok. Bir ben varım, bir bu var, bir üçlü abi var. Ha, kimse ortaya mı geçmiyor? Yok yok. Tesise geliyorum, kahvaltı yapıyorum. İşte antrenman saatine yarım saat kala. Abi odalarda kimse yok. Ulan bu takım nereye gidiyor diyorum kendi kendime. Düşünüyorum. İbo'ya sordum. Ulan bu takım nerede dedim. Gel ben sana göstereyim takım nerede. Abi bir gittim aşağıya. Herkes salonda. Ertesi gün yine geldik İdman'a. İbo hadi dedim inelim. Vallahi inelim dedim ya. Niye dedi. Oğlum utanırız dedim. Ayıp dedim. Herkes salonda. Bir ikimiz mi kalacağız burada? Rüştü abi sakat. İndik yani. Bu Fener'de de Beşiktaş'ta da gördüğüm oyuncuların bilinçli oyuncu olması çok önemli. Yani adamlar kendileri ağırlık salonuna giriyorlar. Yani hocanın yaptırmasına bile gerek kalmıyor. Zaten yaptırıyor ama bilinçli oldukları için kendileri de antrenman yapabiliyorlar. Sen tabii herkes sana hayrandı. İnanılmaz yetenekliliğin, çalım özelliğin vardı. Senin hayran olduğun oyuncu var mıydı? Karşılıklı oynadığın, izlediğin, hayranlık duyduğun, çok şaşırdığın, şöyle seni hayretler içinde bırakan. Türkiye'de tabii ki sevdiğimiz, beğendiğimiz oyuncular vardı. Türkler de vardı, yabancılardan da vardı. Ama ben Hagi'yi ben çok beğenirim. Hagi'yi. İnanılmaz beğenirim. Şimdi Hagi ile Alex'i kıyaslıyorlar ama herkesin görüşü farklıdır. Benim görüşümde ben Hagi'yi çok beğeniyorum. Bence Türkiye'ye gelmiş, benim bildiğim kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla ve Türkiye'ye damga vurmuş bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Yani Hagi mi Alex mi, sen Hagi diyorsun. Ben Hagi, her zaman Hagi derim. Hagi Alex Sergen. Hacı Ali. Ben yine Hacı diyorsun. Ben gerçekten çok beğeniyordum adamı. Çok beğeniyorsun. Karşılıklı da çok oynadım. Oynarken bile hayranlıkla bakardım yani. Gerçekten çok yetenekli. Tabii şut özelliği var, dribling özelliği var. Yani futbol sahasında yapılması gereken her şeyi yaptığına inanıyorum ona. Her şeyi yapıyordu. Doğa senin için ne ifade ediyor Doğa? Ya Doğa kardeşimiz tabii o maç şöyle. Ama bir şey söyleyeyim sana. Doğa'yı sokakta gören herkes Yusuf Şimşek diyordur. Soruyorlardır muhtemelen. Şöyle aslında doğallıkta bir şey yok orada. Çünkü Doğa zaten maça ilk 11'de başlamış. Ben de 80. dakikada girmişim. Çocuk zaten hem mantel olarak yorgun hem de fiziksel olarak yorgun. Ben de girmişim yeni.
Şampiyonluğu oynayan bir takım var. Bir çalım attım. Birinci geçerken biraz zorlandım. Sonra ikinci geldi. Bir daha attım. Üçüncü geldi. Bir daha attım. Sonra Serdar geldi. Ama bekliyorsun. Bir daha geliyor. Sonra Serdar Özbayraktar geldi. Bir hareket yaptım. Onu da geçtim. Baktım bomboş Holosko. Holosko'ya. Ay Holosko'ya çaptırdın zaten. Yani orada duvar olsa falan oraya duvara çarptıracağım ben. Hadi kendim vurayım diye düşündüm. Ulan dedim atamazsam güzellik kaybolacak. Yaptığın güzellikler kaybolacak. Holosko'ya attım. Aa gol attı gidiyor başka tarafa sayılıyor. Ulan gol attırana gitsin gelsene. Allah'tan bizim işte Sivoklar, İbrahim Toraman'lar falan filan hepsi sana koştu. Bana koştular da o da mecburen koşmak zorunda kaldı. Sen olduğun dönemde bir de Matias Delgado vardı. Çok yetenekliydi, çok iyi oyuncuydu. Ama iyi de insandı. Deplasmanları sevmezdi ama. Vallahi şimdi ben oraya gittiğimde işte oynayamaz. Delgado varken, Tello varken Yusuf şans bulamaz diye herkes düşünmüştür. Gelirken de biliyorsun birçok insan karşı çıktı. Yusuf'a karşı işte 32 yaşındaki adam alınır mı? Dedim ya işte güven çok önemli. Mustafa Hoca'nın bana güvenmesi. Biliyorsun o arada ben Trabzonspor'la görüşüyordum. Trabzonspor hoca gönderdi, antrenman yapıyordum ben yani. Ona rağmen hoca bir gecede işi bitiriyor, beni arıyor. Ben seni aldım dedi bana. Hocam dedim, ben dedim Trabzon'la görüşüyorum. Büyük bir ölçüde anlaştım dedim. Ben dedi, bir adamlar dedi, 1,5 aydır uğraşıyorlar, alamadılar. Ben dün gece seni, Yıldırım Başkan, ben İbrahim Bey Başkan'la konuştuk ve işi bitirdik dedi. Tamam hocam dedim. Ben de hocayı aradım Ersun Hoca'ya. Hocam dedim ne yapacağız bir görüşelim dedim. Tabii Beşiktaş'ı söylemiyorum ben hocaya. Gittik. Oturduk işte böyle. Bizim anlaşmamız yüksekti, para düştü. Ondan sonra dedik menajerlerin parasını da ortak vereceğiz dedi. Yönetici bir tane. Dedim bir dakika. Ben dedim hocaya söz verdiğim için dedim. Bursa Spor'dan alacağım paranın aşağısına geliyorum dedim. Sadece söz verdiğim için dedim. Ama dedim bu kadar da olmaz dedim yani. Dedi sana kim teklif ediyor transfer teklifi? Var dedim. Ya işte vardı. Kayseri'dir, Antalya'dır, Mantalya'dır. Beni biraz şey yapmak istedi. Küçümsemek istedi biraz. Hoca değil, yönetici. Yönetici. Bana bir 15 takım müsaade eder misiniz dedim. Orada menajerim de İstanbul'da. Beşiktaş'la beraber görüşüyorlar. İş bitti yani. Anlaşacağız. Faksı çeker misin Beşiktaş'ın dedim. Teklifin dedim. Bizim teklifimiz dedim. Tabii dedi. Hemen tak otele faksı çekti. Geldi. Faksı aldım ben. Buyurun. Mahmut Bey dedim. Baktı. Üstü zaten Beşiktaş'ı gördü. İki katı dedi. İki katı dedi. Yok dedi. O iş bitti. Ben size dedim günlerdir bu işi bitirin, bu işi bitirin, bu işi bitirin diye söyledim. Bitiremediniz dedim. Teşekkür ederim dedim. Kalktım masadan. Hoca da kalktı Ersun Hoca. Ya dedi sen ne yapıyorsun dedi. Buraya kadar gelmişsin anlaşılmaz falan filan. Dedim hocam yani ben seni sevdiğim için zaten geliyorum buraya yani. Ki Bursa'dan alacağım paranın azını da geliyorum. Ben Bursa Spor'da kaptanım. Bursa'da küçük bir kulüp değil. Neyse biz gittik. Geldik. Benim Sporland tesise. Hemen gece faks gönderdiler. Ya dedim ben sabah geleceğim zaten uçak biletini aldım. Yok faks. Beşiktaş gönderiyor faksı. Faksı gönderdim. İmza attım. Geri gönderdim. Biz anlaştık. Sabah yine kalktık. Gideceğiz. Bir baktım Ersun Hoca arıyor. Ya neredesiniz siz dedi. Gitme dedi. Anlaş. Dedim hocam ben dün gece anlaştım. 2 sene konuşmadı benden. Ha 2 sene konuşmadı. Küstü. Sonra nasıl barıştınız? Ben barıştım artık ya. Evlerimiz İstanbul'da. Bir yol var aramızda. Tamam. Sabah akşam yüz yüze bakıyoruz. Kapıyı mı çaldın? Ya ailecek hep beraberiz. Hanımlar görüşüyor. Biz ikimiz küsüz sadece. Ha siz aynı ortamda da geliyorsunuz ama konuşmuyorsunuz. Gelmiyoruz. Aynı ortama gelmiyor benimle. Ben evde olduğum zaman bana gelmiyor. Ha sana gelmiyor. Ha sen olmadığın zaman geliyor. Ben olmadığım zaman da ailecek girip çıkıyor sürekli. Ya şöyle düşün ya. Çok evde, çok iyi bir hikaye şöyle yalnız. Düşün yani. Ha peki seni görsen kafasını falan mı çeviriyordu? Valla yüzle hiç gelmedik, denk gelmedik. Ben birkaç defa aradım onu telefonla. Açmadı. Açmadı işte eşine, eski eşine söyledim, Şenay ablaya söyledim, çocuklara söyledim. Niye böyle yapıyor falan filan. Sonra biz barıştık. Ha barıştınız. Barıştık. Peki halen böyle konuşuyor musunuz? Ben yansın eder mi sana? Kızar. Kızar mı? Bir şampiyonum gitti benim senin yüzünden. Öyle mi? Vay wow, çok iyiymiş hikaye. Review o. Evet o da çok yetenekli futbolcu. Ama bir duraksadın mı? Şöyle aklımda kıyas etmeye çalıştım. İşte nereye koyabilirim Revivo'yu? Gerçekten hem iyi futbolcuydu hem de iyi insandı. Yani
Birçoğumuz belki İsrailleri sevmeyiz ama ben gerçekten Ribon'un iyi insan olduğunu biliyorum. Uzun bir süre Fenerbahçe'de beraber oynadık. Sonra Galatasaray'a gitti biliyorsun. Ta ki 3-5 yıl önce kadar biz görüşüyorduk ve böyle. Yani mesajlaşıyorduk. Ara sıra arıyorduk. Ondan sonra bir şeyimiz koptu, diyalog koptu. Bence Fenerbahçe'ye faydalı olmuş bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Rapaic? Çok enteresan bir adam. Sessiz, sakin. Yani konuşmayı bile seven bir adam değildir Rapaic. Fener'de oynarken. İdman da sevmez ha. İdman da sevmez. Hep mızmız bir oyuncuydu ama inanılmaz bir futbolcuydu. Değil mi? Sahaya çıktığı zaman. Sahaya çıktığı zaman dersin ki lan bu adam antrenmanı yapmıyor. İçilmemesi gereken sigara içiyor. Mesela sabah geldiğin zaman onun odasına giremez. Sigaranın biri söner, biri yakılır. Kahveler içilir. Öyle bir oyuncuydu. Ona rağmen çıkıyordu. Aslan gibi mücadele ediyordu. Yani şu da enteresan bir oyuncuydu. Anders. Ve Rapaic ile ilgili çok iyi insandı. Neden diyeceksin? İşte şampiyon olduk, prim dağıtılacak. İşte ona 3, ona 5, ona 20 falan. İşte herkese farklı farklı oynadığına göre el kaldırdı Mustafa Hoca'ya. Benim bir önerim var dedi. Tabii bunu tercüman söylüyor. Herkese eşit dağıtılsın dedi. İşte adamdaki mantalite bakar mısın? Belki de en fazla para alacak adam Rapaic'ti. Çünkü bütün maçlarda oynamış adam yani. Dedi ki eşit dağılsın dedi, eşit dağıldı. Oynamayanlar da, çok az oynayanlar da, ben 10 lira alırsam herkes 10 lira alırsın dedi. Herkes öyle oldu. Onun için iyi adam diye söylüyor. Vay enteresanmış. Herkes yapmaz o hareketi. Yapmaz. Anderson. O da çok tecrübeli, iyi niyetli, çalışkan, inanılmaz çalışkan bir oyuncuydu. Tabii biz çok fazla yabancı dilimiz olmadığı için çok fazla irtibat kuramadık ama bir otururken, sohbet ederken adamdaki şeyi görebiliyorsun. Kaliteyi mi? Kaliteyi, insanlığı, çalışkanlığı, profesyonelliği. Yani bu net. Yabancı oyuncular bizlerden daha çok profesyonel. Doğru. Bunu söylemek gerekiyor. Yani yıllarca futbol oynamış bir insan olarak, şimdi antrenörlük yapan bir insan olarak da onların biraz da profesyonel düşündüğünü düşünüyorum ben. Revivo Rapaic varken sana nasıl yer açılacak Baliç varken derken sen bir anda orta saha ve yani zaman zaman sağ bekte oynadın. Ben tabii 34 maçın 32'sinde oynamışım ben Fenerbahçe ilk gittiğim yıl ve ben kampa gidemedim. Askeriyimden dolayı kampa gidemedim. Kamp dönüşünde yine söylüyorum hoca güvendiği için 34 maçın 32'sinde oynamışım. Şimdi orta sahada Johnson da geldi sonra biliyorsun. Evet. Moshe de vardı. Evet. Çok kalabalık bir orta saha vardı. İşte Lazatić orta saha, Rapaic, Revivo. Hoca beni sağ bek oynattı. Ön libero çok oynadı. İşte santrafor kısa oynadım birkaç maç. Yani hoca bana hep görev verdi. Yani bir şekilde oynamamı istedi. Oynattı da. O sezon Fenerbahçe'ye geldiğim yıl 5 gol, 5 asistle bitirdim. Yani ona rağmen bek oynamama rağmen ya da işte sağa çıkıp oynamama rağmen 5 gol 5 asistle bitirdim. Benim için güzel bir Fenerbahçe'de başlanmıştı. Sen bir de galiba Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a sol ayak içi çok böyle çok evet. Yumuşak vurarak böyle şampiyon. Direğin dibine vurdun. Kaleci kıpırdayamamıştı. Kaleci Taferel. Kıpırdayamadı. Taferel'di. İşte bu şampiyon olduğumuz sene. O maçta Ali Güneş 1-0'a geçirdi. Evet. Sonra ben mesela o maçla ilgili yine Mustafa Hoca odasına çağırdı. Gir odasına. Emre'yi tutar mısın dedi. Emre adam odasına oynar mısın dedi. Oynarım dedim. Aynen böyle. Çık dışarı dedi. Aynen böyle. Çık dedim. Çıktım ben. Şimdi odaya geldim. Oğlum sen dedim ne dedin kendi kendine? Şimdi Emre'yle ben nasıl adam oynarım? Ben o kadar şeyim yok ki. Gücüm, kuvvetim, koşan bir adam değilim ki. Ama iyi mücadele ettim. Emre'yi de tuttum. Bir de gol attım. Ha bir de gol attın. Yani gol ettim. 2-1. Enteresanmış. Süper hikaye. O maçta bir de kaleci sakatlandı. Kaleye Oğuz geçti. Oğuz geçti. Ben hatırlıyorum maçı Show TV'de izliyorum. Can Tanrıyar kalp krizi geçirmişti. Şey o maçta Fenerbahçeli ya. Son dakikalar bayağı böyle şey oldu. Tek kale oynadı Galatasaray. Üf. Neler. İnanılmaz maçtı o. Aynen. O gün Temizkanoğlu. O gün abi hala görüşürüm. Çok da severim. O gün o da var değil mi? Evet. Abdullah Ercan'la beraber. Evet. Bir de Ceyhun mu vardı bir de odada? Ceyhun yoktu. Celil vardı. Ha Celil vardı. Hemen Celil kaçtı.
Cihil atladı. Hemen. Hız biliyorsun çabuk durur. Tabii çabuk. Atladı kaçtı odaya. Ya, o gün abi ben Fener'e gittiğimde gerçekten bana abilik yaptı. Her konuda işte gezmek, yemek yemek, işte antrenman, işte ne yapmam gerektiğini çok faydasını gördüm. Rüştü abinin de çok faydasını gördüm. Gerçekten ikisi de benim için değerlidir. Hala da ikisiyle görüşürüm. 20 yıl oldu neredeyse, 21 yıl oldu. İkisi de hala görüşürüm. Sen Rüştü'yle bir de Fenerbahçe'de bir de Beşiktaş'ta şampiyon oldun. Beşiktaş'ta. Aynı zamanda Rüştü abi benim hemşerim Antalya'da o da. Küçükköy'lü. Köylerimizin arası 45 dakika. Yani öyle de bir şeyimiz var Rüştü abiyle. Ya ikisi de benim için gerçekten önemli insanlar, iyi insanlar. İbrahim Üzülmez? Şöyle söyleyeyim. 2008'de tanıştık gibi öyle. İyi arkadaş olduk. Tabii daha öncelerde karşılıklı çok oynadık. Gerçekten müthiş bir insan. Evet. İnsan olarak, kalbi olarak, aile olarak, yardımseverliği olarak... Düşün 2008'de tanıştım. 13 yıl olmuş. 13 yıldır en fazla görüştüğüm arkadaşım diyebilirim. Gerçekten kalbi çok temiz bir adam ya. İnanılmaz. Yani sen de çok iyi tanıyorsun. Sen de çok iyi tanıyorsun. Ben de çok iyi tanıyorum. Ben 2000'den beri tanıyorum. 21 yıldır. Bu kadar yani 5 tane adam sayarım hayatımda bu kadar iyi insan 5 kişiden birisidir. Evet, İbo da ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gerçekten her konuda iyi insan. İnşallah Rabbim önünü açık eder antrenörlük hayatında. Var mı onunla alakalı bir anın? Bir sürü var. Çoktur şimdi aklıma gelmiyor yani. Bu bal falan getiriyordu değil mi şampiyonlukta size? Böyle bir şeyden, vallahi, Artvin'den ballar getiriyordu, futbolculara dağıtıyordu. O kendine daha çok bakardı. O kendine, tabii. Ama ben geldikten sonra çok fazla oynamadı ya İbo. Daha çok Ekrem'le biz ön arkalı oynadık. Zaman zaman İbo'yla da oynadık. Ama mesela ben onunla oynarken çok rahattım. Çünkü adam çok koşuyor. Yani koştuğu için ben çok fazla geriye gelmezdim. Hayır, o da zaten derdi, sen fazla gelme, ben hallederim derdi. Yani onunla da maçın içinde tabii ufak tefek bağırışmalarımız, çağrışmalarımız oluyor ya ister istemez. Ama iyi bir arkadaşlığımız vardır. Maçtan sonra unutuyorsunuz tabii. Biz bir ara ailecek her gün ya bizde ya Rüştü'de ya... Siz aynı sitede oturuyordunuz. Evet, aynı sitede oturuyoruz işte. Evet. Bir gün onlarda, bir gün bizde, bir gün Rüştü'de. Yani Beşiktaş'tayken güzel bir aile ortamı da kurmuştuk aslında. Evet. Doğru. Çok güzel bir ortamımız vardı. Christoph Daum. Şöyle söyleyeyim. Aslında kötü hoca değil. Kötü insanla değil. Benim orada şöyle söyleyeyim. Cahilliğim oldu diye düşünüyorum. Çünkü biz kampa gittik yurt dışına. Almanya'ydı galiba. Ben orada buna iki defa gittim. Ben dedim ayrılmak istiyorum. Top oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum dedim. Seni oynatmıyor muydu hazırlık maçlarında? Daha hazırlık maçı yok. Peki niye böyle bir şey yaptın? Öyle bir kafam esti, ben gitmek istiyorum dedim. Bir defa gittim, yok dedi. Bir daha gittim, yine yok dedi. Dedi ki bak, sen de çok yetenekli futbolcusun, iyi futbolcusun. Biraz çalış, buraya sahiplen. Ben dedi seninle burada şampiyonluk kupası kaldırmak istiyorum dedi. Sen gerçekten çok yeteneklisin dedi. Neyse biz kampı bitirdik, geldik. Malatya'ya gideceğiz. Hafta başından beri beni 11'de oynatıyor. Hafta başından beri. Telefonda bir baktım bana yelek vermedi. Ben de ayağım sakat dedim çıktım gittim. Sonra işte Murat abi geldi, Murat Kuş. Dedi oğlum sen manyak mısın? Hadi gel. Dedim ben gelmiyorum. İstemiyorum ben dedim. Gitmeyeceğim dedim. Sonra ben ayrıldım. Şimdi geçen gün burada turnuva vardı. Evet. Turnuvaya geldi. Yanında tercüman çocuklar var. İşte benim hanım da vardı yanımda. Hanıma diyor ki çok yetenekliydi diyor ama diyor kafa kırıktı diyor. Kafa kırıktı diyor. Doğru söylüyorsun dedim yani sarıldık işte yani bir düşmanımız olsa ya da birbirimize kırgınımız olsa bu şekilde dostane tabii. Bir muhabbet olmaz sarıldık muhabbet ettik bayağı. Yani ben mesela onda şunu gördüm adam konuştuğu her şeyi yazıyor. Yani evet. Adama karşı sen bunu demedin diyemezsin ha, çünkü diyemez. Yazıyor. Yazıyor. Sen otururken sohbet ederken hem sohbet ediyor hem de yazıyor. Fener'deyken öyle ondan sonra bilmiyorum ne yapıyor da. Çok önemli meziyet ama çok, yazması. Çok yazması önemli değil mi? Sana bir belge sunuyor. Sen de konuştun bak diyor. Bak belgem burada diyor. Yani bence o da bir
iyi antrenördü. Sen Hoydonk o zaman vardı. Hoydonk'la da vardı. Hatta ilk şampiyonlukta sen de devresine kadar kadrodasın. Ben de işte devresine kadar kadroda kaldım. Sonra Antep'e kiralık gittim ben. Antep'e kiralık gittin. Hoydonk'u nasıl anlatırsın? O da çok çalışkan bir herifti ya. Yani antrenmanları erken gelir, antrenmanlardan en son çıkar. Biliyorsun frikikleri müthiş onun. O boyda, o büyük ayakla, o frikikleri nasıl atıyor? Sürekli frikik çalışır. Mesela o Fatih Akgül'e çok kızardı bizim. Fatih neredeyse her idmana geç gelir. Neredeyse. Öyle bir şey vardı. Ya bilerek yapıyor, ya alışkanlık ya da kalkamıyor mu? Ona mesela ona çok kızardı, Fatih'e çok kızardı. Söylerdi de yani. Hoca'ya da söylerdi. Ya bunu bir çare bulun derdi. O da dediğim gibi çalışkan bir oyuncuydu. Bir gün Dağım'a demiş ya şu maçta oynatma. Dağım oynatmış. Sonra bütün goller Fatih Akgül'ün kanadından gelmiş. Doğrudur. Söylemiştir. Onu geçen Dağım'a da sordum. O da hatırlıyorum dedi. Net hatırlıyorum dedi. Werner Lorant. Benim kafamın almadığı tek insan mesela. Yıllarca futbol oynadık. Yıllarca değişik antrenörlerle çalıştık. Bazılarıyla sıkıntı da yaşadık ama bir türlü ısınamadığım, bir türlü sevemediğim çok enteresan bir adamdı ya. Hiç kafam uyuşmadı yani. Kötü hoca mıydı? Ya hocalığı tartışılır. Şimdi kime göre kötü tabii hoca, kime göre iyi hoca bu tartışılır. Ama ya bir sıcaklık görmedim. Yani şimdi ben de teknik direktörlük yapıyorum. Mesela ben bir oyuncuma şöyle dokunduğum zaman biliyorum ki onun hoşuna gidiyor. Çünkü ben evet, değer veriyorum. Biz de bunu, ben de oraya gittim 22-23 yaşındaydım, 24 yaşındaydım yani. Çocukluk çoğu şeyi bilmiyorduk. Bir kere oturduğumu hatırlamıyorum mesela. Ben Dağım'da kaç defa oturdum? Beni kaç defa çağırdım? Mustafa Hoca da sayısız oturmuşumdur. Gitmişimdir derdim. Lorant'ta hiç oturmadı. Adam hiç bir kere oturmadı bizimle. Belki selam bile vermiyordu. Ben de vermiyordum ama o da bana selam vermiyordu yani. Ortega? Çok büyük yetenekti. Gerçekten çok büyük yetenekti. Niye olmadı? Ama ya işte yine Werner Lorant vardı. Yani adam gerçekten çok soğuk bir adamdı ya. Lorant. Evet. Soğuk bir adamdı. Şimdi Ortega... Ya Mustafa Denizli olsaydı Ortega... Uçardı. Uçar mıydı? %1 milyon. Mustafa Hoca'nın en büyük özelliği yetenekli oyunculara bayılır. Ve onları özgür bırakır. Bunu nereden diyeceksin? Mesela biz Fener'de Revivo, ben, Rapaic... Baliç. Hepiniz oynatıyordu. Baliç. Beşiktaş'a geldik. Delgado, Tello, ben. Yani yetenekli oyunculara bir ayrı farklı bakış açısı var tabii hocanın. Olmadı yani bir şekilde... Ortega ile alakalı bir anı var mı? Var belli güldüğüne göre var. Ama bunu anlatmak çok doğru olmadığını düşünüyorum ben. Biz kamplarda genellikle işte akşam oturur içerdik. İnanılmaz içerdi. Bira. Ya. Abartmıyorum. 10 tane aşağı bira içtim ben hatırlamıyorum mesela. Kamplarda içerdi. Ama antrenmanda koşmaz. Kalenin önünde bekler. Antrenmanı gol atar. Ertesi gün Ortega Show. Ya adam kalenin önünde bekliyor zaten. Boş gole atıyor yani. Ama yetenekli bir oyuncu. Dediğim gibi ısınamadı. Ortama da ısınamadı. En iyi arkadaşı Semih'ti. Düşün yani. Semih Şentürk'tü yani. Altyapıdan yeni çıkmış. Altyapıdan yeni çıkmış. Genç, adam, genç oyuncuydu yani. Enteresan. Aziz Yıldırım. Aziz Başkan'la çok anım vardır. Aziz Başkan çalıştığım bütün başkanlar kendilerine göre iyidir. Bütün başkanlar kendilerine göre futbol bilgisi çoktur. Bütün başkanların kendine göre farklı düşünceler vardır. Ben mesela 3,5 sene çalıştım Aziz Başkan'la. Bir tane kötü bana karşı bir şeyini görmedim. Tam tersi. Mesela ben bazen oynayamıyordum. Ben gitmek istiyorum diyordum. Ben seni bırakmam Yusuf diyordum. Bak benim evim orada halı saha var. Halı sahada bile oynardık seninle. Sen derdi hiçbir yere gitmiyorsun kardeşim derdi. Yani beni bırakmadı. Ya şöyle Mustafa Hoca ile çalışıyorsam başkanları, yöneticileri çok fazla görmez. Gelmezler. Öyle bir şey var mesela. Yine anlattım. Beşiktaş'tayken de, Fener'deyken de Rize'ye gittik mesela biz. Yardımcını yaptım. Yine orada da yani ben Rize'de başkanın bir kere geldiğini gördüm. Beşiktaş'ta 2 sene kaldım. Bir sene hoca kaldı galiba. Ben Yıldırım Başkan'ı toplasam 3 kere görmemişimdir. Aynı şekilde Aziz Başkan'ı da. 1,5 yıl kaldı. 1,5-2 yıla yakın kaldı Fenerbahçe'de. Yani toplasan 3 ya da 4 anca gelmiştir. Yani çok fazla oyuncularla yönetimi şey yapmazdı, yüz yüze getirmezdi. Bir sıkıntı varsa kendisi
halletmeye çalışırdı. Doğru mu yapıyor? Bence doğrusu bu. Çünkü ya yine söyledim ya, yine iş yetenekli oyunculara geliyor. Tabii. Çünkü adam oyuncularla iyi iş yaptığı zaman zaten otomatikman senin yönetim olarak ne yapman lazım? Para bulman lazım. Tabii. Zaten takıma gidiyorsa para bir şekilde buluyorsun. Basit bir iş. Yani hoca bunu çok iyi yaptı kulüplerde. Sadece para olarak düşünmedi. İşte oyuncuların kafasının rahat olmasını. Çünkü biliyorsun yöneticilerimiz 3 kişi alır birini yemeğe götürür, 5 kişi alır yemeğe götürür. Ne oluyor? O zaman gruplaşma oluyor. Onun için bunu da engellemek için hoca bunları yapmıştı. Aziz Yıldırım'dan bahsediyordun. Ya dediğim gibi çok iyi başkandı. Bir kere korkardık. Yani hem korkardık hem saygı gösterirdik. Nasıl söyleyeyim? Mesela bir para dağıtılacaktı. Bir maçta biz inilmiştik. Para dağıtılacaktı pazartesi. Ben de gitmedim para almaya. Beni aradı. Niye gitmiyorsun dedi. Dedim başkanım yenildik ben dedim. Son alırım dedim. Git lan dedi paranı al dedi. Tabii. Gittim paramı aldım. Yine şimdi aklıma geldi de unuttum. Bir tane daha vardı. Yani başkanlarla ben Beşiktaş'ta da aynı mesela. Yıldırım Başkanı'na da çok fazla böyle birebir diyaloglarımız olmadı. Aziz Bey'le de, Aziz Başkan'a da olmadı. Ama dediğim gibi Aziz Başkan sürekli gelirdi ama. Özellikle Mustafa Hoca gittikten sonraki dönemlerde işte Laurent'la olsun, Oğuz Hoca'yla olsun. Hiç taktik vardı mı gelip? Bir kere içeride galiba bir maça yenildik. Ali Güneş sağ bek oynuyordu. Şimdi Ali aldı topu sol beke kadar gitti topla. Orada kaptırdı. Dur dedi Oğuz Hoca'ya. Durdurdu Oğuz Hoca. Nereye gidiyorsun sen dedi. Aynen öyle. Nereye gidiyorsun sen dedi. Tabii Ali ne diyecek? Diyemezsin gibi şey. Suç sana değil dedi ya. Sen oynatan da suç dedi. Yani, sessizlik mi? Buz gibi mi oldu? İstiyorsan çıt çıkar. İstiyorsan çıkar, kovar. Yani, ama Oğuz Hoca'nın bulunduğu yer içinde... Laurent'tı. Hoca Laurent'tı. Almanya'ya gitmişti. Bizi topladı. Okay. Oğuz Hoca'nın eşliğine topladı. İşte maçı izletecekti. Zaten izletemedi. İşte o gün abiye fırça atıyor. Rüşt abiye fırça atıyor tabii. Yani Mustafa Hoca döneminden sonra çok fazla gelmeye başladı. Mustafa Hoca tabii Mustafa Hoca'dan için gelemediği için bir de içinde de ulte kalmış. Gelse bile işte yemek yiyip hemen gidiyorlardı. Gidiyor. Antrenmanı seyredip gidiyorlardı. Yani çok fazla Mustafa Hoca varken gelen olmadı. Ondan sonra sürekli geldiler. Peki sürekli taktikler veriyor mu? Beni yine çağırdı bir gün. iş yerine. Altunizade'ye gittim. Bir girdim içeri. Hakan Bilal Kutlar var. Werner Laurent var. Aziz Başkan oturuyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hocadan özür dile dedi bana. Ben bir şey yapmadım ki özür dileyim dedim. Yapıyormuş üniversitede. Çok şeyler yapmışsın. Adam anlattı bana dedi. İşte dedi antrenman dedi. Adamın olduğu yerden geçerken artistik yapıyormuşsun dedi. Laf ediyormuşsun dedi. Antrenmandan sonra eve giderken arabada önünde zikzak çiziyormuşsun dedi. Falan filan bayağı şey dedi. Dedim yaptım bunları. Evet doğru dedim. Özür dilerim. Ben dilemem ondan özür dedim. Dileyeceksin dedi. Baktım. Tamam dedim. Özür dilerim dedim. İşte Hakan Bilal Kutlarp de tercümesini yaptı. Hafta sonu da Galatasaray maçı var. 6-0'lık maçı. Çat sağ bek. Senin sağ bekte oynadın. 6-0'lık maçta. 85'te oyundan çıkardı. Mesela yine ondan sonra yavaş yavaş mesela işler iyi gitmeye başlayınca Yunanistan'a gittik. Olympiakos maçı. Sol bek oynattı mesela beni. Ben sol bek oynayabilir miyim? Oynayamam. Sol bek oynattı. Yenildik zaten. 20. dakika 2-0 oldu. 35'te mi 34'te mi beni oyundan aldı zaten. Bence seni biraz yemek için oynatmış sol bek. Biraz öyle oldu. Biraz sen şimdi sol bekle ne alakası var yani? Ne alaka yani? Hayır sağ bekte mesela sol bekin çok kuvvetli defansif özellikle ya da stoper özellikle varsa oynarsın yani, normalde. Ya yani sağ bekte oynamazsın normalde. Oynamam ben normal şartta oynamam ama. Oynamaz tabii. Yani. Seni yemek için o sol bekte oynatmış. Ama sol bek oynattı zaten çıkardı. Orada da belki iyi oynasan belki 2 hafta sonra stoperde oynatacak sana. Olabilirdi. Seni yemek için oynatmış. Yo, beni sevmiyordu zaten. Ben de dedim ya çok soğuktu yani. Soğuk bir adamdı. Senin bir de Denizli maçı var. Denizlispor'a gittin. Denizlispor'da küme düşmeme mücadelesi Fenerbahçe'nin belki de 100 yıldaki en iyi kadrosu. Evet. Yani Alex'li, Nobel'li, Anelkalı inanılmaz bir kadro. Tuncay, Şanlı, Apia, Aurelio vesaire. Efsane Galatasaray'a 4 tane attı. Kadıköy'de Galatasaray'ın pozisyonu yok.
inanılmaz bir sezon ki Şampiyonlar Ligi'nde gerçi bir sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yapmıştı. O sene devamlı 3. sene. Yani 3. şampiyonluğa gidiyor. Ve sizin de mutlak kazanmanız ya da puan almanız gereken bir maç. Ve Mustafa Keçeli yanlış hatırlamıyorsam 1-0 öne geçtiniz. Sonra 1-1 oldu ve 20 dakika uzayan maç şampiyon olamadı. Fenerbahçe, sen de o gün müthiş oynadın. O gün neler yaşandı? Sağ içinde neler yaşandı? Bütün eski takım arkadaşlarına karşı oynadın. Orada tabii bir sürü diyalog olmuştur. Şöyle söyleyeyim. O maç gerçekten benim hayatımda bir tarihtir. Birçok insanın hayatında tarihtir. Eğer ben o maçta kötü oynamış olsaydım ya da kendi takımıma katkı vermemiş olsaydım insanlar diyecekti ki Yusuf maçı verdi. Bilerek sattı ya da bıraktı diyeceklerdi. Ama biz de can derdindeydik. Gerçekten düşme potasındaydık. Yenilseydik belki düşebilirdik de. Biz ona göre hazırlanmıştık. Gerçekten 3-4 gün boyunca böyle ben geceler uyku uyuyamıyordum artık. Düşersek ne yapacağız? Bir de takım kaptanıyım yani. Tabii. Deniz Spor'un takım kaptanıyım. Sorumluluğum ağır. Toplantılar üstüne toplantı. İşte hoca toplantı yapıyor. Biz kendi aramızı yapıyoruz. Başkan yapıyor. Kazanacağımızı düşündüm ben. Mesela o maçı kazanacağımızı düşündüm. Çok zor olacağını biliyoruz. Çok zor. Maç başladı biliyorsun. İlk 15 dakika, 20 dakika bayağı bir bizi ezdiler. Tabii sonra biz yavaş yavaş kontrol elimizi aldık. Biz çok pozisyon kaçırdık. 3-4 tane kaçırdık. İkinci yarı gol pozisyonu ben verdim Mustafa'ya. Evet. Biraz sürdüm, bıraktım. O da gol attı. Zaten 80 kusurdu dakikada. Tabii sahanın içinde bağırışma, işte koşma, bırak, oynama falan filan, dur gitme bilmem küfürler. Bayağı... İyi oynuyorsun diye küfürüyorsun tabii. Tabii. Yani şimdi bırakamam ki. Tabii ki de. Bırakırsam tabii. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım mesela? Ben senin için oturamazdım ki. Sen düşünün, hep şunu düşünürdün. Ya şerefsize bak, maçı sattı derdin. Aklına gelirdi. 2006 yılı aklına gelirdi. Tabii. Zaten ben uzatmada da oyundan çıktım. Sen mi çıkmak istedin? Hoca çıkardı galiba. Tam da hatırlamıyorum hoca. Ama hoca çıkardı. Nurullah Salan'la hoca. Çıktım. Çıkarken hep şunu söylüyor. İbrahim Çelik'e ne dedin diyorlar. İbrahim Çelik'e şunu söyledim. Kardeşim 15 dakika 20 dakika var. Sıkın. Kaybetmeyelim. Düşmeyelim dedim. Yani benim söylediğim bu. Neymiş de insanları maçı bırakın. Şöyle yapın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben takım kaptanıyım yani. Sorumluluğum alır. Öyle bir maç oynadık. Ben maçtan sonra hatta Fenerbahçeli kardeşlerimizi teselli etmeye çalıştım. Arkadaşlarımızı teselli etmeye çalıştım. Maçtan sonra bizim takımın eğlencesi vardı. Eğlenceye de gitmedim. Tabii. Ligde kalma eğlencesi var. Ben gitmedim yani. Çünkü üzüldüm. Ben neticede Fenerbahçe'nin ekmek yemişim. Tabii ki Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterdim. Galatasaray olacağına ama şartlar öyle gerekti. Maçtan sonra peki serzenişler devam etti mi sana? Yok. Artık herkes gitti. Herkes bitti işi. Yani havalandı Aziz Başkan demiş. Bir Yusuf'u durduramadınız ya demiş. Havalanı bir serzenişte bulmuş. Zaten ondan sonra bizim Aziz Başkan'ın diyalogumuz tamamen kesildi yani. Kesildi mi? Tabii. Ha sonra sen hiç yani daha önce konuşuyordunuz. Daha önce görüşüyorduk. Bir yerde gördüğümüz zaman hemen gidiyordum falan. Ondan sonra sıfır. Denk gelmedik zaten. Peki arama konuşma falan da yok. Yok. Mutlu Çelik diyor ki benim diyor maçlardan önce diyor beni arardı, beni bulamazdı, kızımı arardı diyor. Aziz Başkan için de Mutlu Çelik. Delgado'dan bahsettik. Deplasmana gitmezdi mi Delgado genelde? Vallahi çok hatırlamıyorum ama biliyorsun bir sakatlıkla çok uğraştı o. Bayağı bir sakatlıkla uğraştı. Onun sakatlıkla uğraşması bana yaradı açıkçası. Ben forma şansı buldum. Ben oynadım. Dediğim gibi yetenekli futbolcuydu. Sen bir de Fenerbahçe kupa maçında çok iyi oynadın. Evet. İlk golü atmıştın. Herkes orta yapacak diye beklerken yakın direğe... Aslında biraz orta yaptım orada da. Orta mı yaptın orada? Orta yaptım ama top kaleye gitti. O maçta sol açık oynadım ben. Sol açık oynadım. Arkada da Ekrem oynadı galiba. 4-2 yapmıştı. İbo yedekti. Bir gol attım. Bir de attırdım. Asist yaptım. İyi çok, oynamıştım. Çok iyi oynadın. Dedim ki ben... Şey çok önemli ya. Hocanın sana karşı bakış açısı çok önemli. Çok rahattı Mustafa Hoca da. İyi de oynuyorduk. Seviyordum da bir de hoca. Hoca için de oynuyorsun bazen. Beşiktaş'ta şunu hep söylüyorum. 32 yaşında bazı şeylerin farkına varabiliyorsun. Özellikle futbolcuysan. Şimdi ben bunu antrenörken oyuncularıma anlatıyorum. Futbolun yaşının olmadığını, oynayabildikleri kadar oynamaları gerektiğini. Fakat bir an önce akıllarının başına getirmelerini istiyorum. Söylüyorum. Şimdi ben 32 yaşında
bunun işimin olduğunu düşünmeye başladım. Sen bir de 32 yaşında milli takıma gittin. Evet, 32 yaşında milli takıma. Norveç maçında oynadın. Evet. Fatih Hoca'yla anın var mı? Fatih Hoca'yla var. Norveç'e gittik. Norveç maçına gittik. Son 20-25 dakika falan vardı. Oyunu aldı beni. Dedi ki Yusuf topu tut bizde kalsın. Hatta oyun... İbrahim Kaş oynuyordu. Sakatlandı. Gökhan Gönül girdi. Maç bizim lehimize geldi. 2-1'di zaten. Evet 2-1'di. Ben girdiğimde 2-1'di. Dedi ki oyunu yavaşla top bizde kalsın sakla dedi. Tamam hocam dedi. Neyse girdim. Bir top aldım tam böyle ceza sahasının orada. Kendi sahamızda. Ceza sahasının üstünde. Adam geldi bacak arası yapayım dedim. Atamadım topu kapı. Bir koydu direğe çarptı dışarı gitti top. Allah. Ben ölüyorum. Ölüyorum terden. Neyse maç bitti. Havalanına gittik. Biz de Semih'le yürüyoruz. Arkadan da Fatih Hoca işte ekibi Haluk Başkan, Haluk Ulusoy geliyor. Yusuf Efendi dedi. Döndüm. Buyur hocam dedim. O top gol olsaydı dedi, sen burada kalmıştın biliyorsun değil mi dedi. Sen burada kalacaksın dedi. Biz gidecektik dedi. Ben var ya rengim kıpkırmızı hemen bu tarafa kaçtım. Yani ama mesela Fatih Hoca ile de milli takımda çalıştım. Kısa dönem çalıştım. Gerçekten bu işin duayenlerinden. Bu işin duayenlerinden. Baba. Sessiz, sakin, çalışmayı seven, işi gücü gol atmak olsun. İyi bir arkadaştı. Delgado ile ilgili şöyle söyleyeyim. Ben Antalyaspor'da teknik direktör olduğumda Süper Lig'e çıktığımızda aradım Delgado'yu ve Quaresma'yı. Biliyorsun Quaresma'da ben oynadım. Delgado ile oynadım. İkisini de transfer teklifi yaptım. Çok parasız da kabul etmedik yani edemedik. Çok büyük parasızlık. Bir de Delgado ile bayağı görüştünüz. Evet Delgado. Quaresma ile çok fazla şey değil. Biraz aykırı bir adam biliyorsun Quaresma. Şımarıktı ilk geldiğinde değil mi? Biraz öyleydi. Size karşı bir şey oldu bize mu? Karşı bize olamaz. Biz zaten tecrübeli adamlarız yani. Bize ne, biz, ama bir gün hiç unutmuyorum. Bir gün İbrahim Üzülmez kulübede yedek takım kaptanı. Böyle şımarık hareketleri vardı. Gençti böyle yıldızı geldi. Suyu aldı böyle kulübeye attı. İbrahim Üzülmez'e geldi. Bir koktu böyle üzerine doğru. Hemen uzadı oradan. Bize karşı bir şey yoktu ya. Böyle. Nobre. Adamdır Nobre. Gerçekten adamdır. Çalıştığım böyle yabancı olup da iyi arkadaş olduğum Nobre'dir. İnanılmaz çalışkandır, inanılmaz iyilikseverdir, inanılmaz kibardır. Türkçe'yi neredeyse bizim kadar konuşmaya çalışan, öğrenmeye çalışan bir insandır. Hala biliyorsun günümüzde ülkemizde yaşıyor. Teknik direktörlük de yaptı. Şimdi Mustafa Hoca'nın yardımcı antrenörünü yapıyor. Türkiye'de olması gereken bir arkadaşımız. Holosko. Holosko, bu da çok sessiz bir herifti. Sadece işine odaklanan, işini yapan, çok fazla konuşmayan ama çok çok iyi futbolcu olduğunu düşünmediğim oyunculardan bir tanesi mesela. Çok fazla, çabuk ve süratliydi. Sadece çok çabuk ve süratliydi. Yani çok fazla böyle oyunu kurtarabilecek bir oyuncu potansiyeline sahipti ama tabii önüne attığın zaman gidiyordu. Araya koşulları gidiyordu yani. Fabian Ernst ve Sisse şampiyonlukta katkıları var. En büyük katkıları bence ikisinindi. 2-3-4 maç hoca beni oynattı ön libero. Fabian'la ikimiz oynadık. Sonra beni çizgiye çekip Sisse ile ikisini oynattı. İkisi cuk oturdu oraya. Cuk oturdu. Tabii cuk oturdu. Bence en büyük katkı onların şampiyonluğu. Zaten Ernst'e sen Devros'la gelmiştiniz. Biz Devros'la geldik. Zaten şampiyon oldu Beşiktaş ondan sonra. Evet. Serdar Özkan. Kardeşimdir, evladımdır. Takım arkadaşlığı yaptık. Ben onu teknik direktörken Antalyaspor'a da oyuncu olarak aldım. Hala da görüşürüz. Hatta dün de görüştük. Burada yaşıyor, da Antalya'da yaşıyor. Severim, adam gibi adamdır. Büyük de futbolcuydu. O da benim gibi biraz sinirli olduğu için, biraz asi olduğu için bence hak ettiği yerlere gelememiş oyunculardan bir tanesi. Yıldırım Demirören. Dedim ya çok fazla aynı ortamda bulunduğum bir durum olmadı. Şöyle ilk anlaştığımızda İstanbul'da Peppermint'te yemekte bir şey rica etti benden. Dedi ki 29 numara formayı giyer misin dedi. Neden başkanım? Benim Uğur numaram dedi. Uğur getireceğine inanıyorum dedi. Aa çok iyi. Tamam başkanım dedim. 29'u giydim. Ve Uğur getirdi ve Uğur getirdi şampiyon olduk. Sen ikinci sene ve üçüncü seneye girişte çok o eski performansını sergileyemedin ilk sezon. İlk geldim, sonra ertesi yıl başlarına doğru bir hastalık geçirdim. Bunu çoğu insan bilmez.
bağırsaklarımda sıkıntı oldu. Böyle güç alamıyordum. Güçsüz oluyordum çok. Yani yürüyecek halim yok. Yürüyecek halim kalmadı, mecalim kalmadı. Bir şekilde idare etmeye çalıştım ama belirli bir zaman sonra olmadı zaten. Olmadı. Ondan sonra da ayrıldın zaten. Evet. Sivok, Gökhan Zan, İbrahim Toraman. Onların hepsi kendi halinde iyi oyuncular. İşlerini iyi yapan. Üçü de işini yapan. Gökhan biraz da biliyorsun çıt kırıldımdır. Böyle çok çabuk pimpirikli bir heriftir. İbo biliyorsun Toraman sağlamdır. İşini iyi yapar. Çok fazla kimseyle muhatap olmaz. Ayrı bir dünyanın adamıdır. Sivok da yabancı zaten. İşini iyi yapan iyi futbolcu. Kaptan, senin söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Ben teşekkür ederim. Aklımıza gelmeyen arkadaşlarımız, dostlarımız unutmuş olabiliriz. Haklarını helal etsinler. Futbol camiasında hemen aklına her şey gelmiyor. Tabii ki de. Onun için gerçekten kusura bakmasınlar. Bizler bu ülkeye hizmet etmiş, etmeye devam edecek insanlarız. Ben şu an teknik direktörlük yapıyorum biliyorsun. Balıkesir'deydim. Sezon başı ayrıldım. İkinci maçtan sonra ayrıldım. Transfer açamadıkları için ayrıldım. Biz yine hayatımızı bu meslekle devam ettireceğiz. Başarılar kaptan. İnşallah her şey istediğin gibi olur. İnşallah. İnşallah teknik adamlık kariyerinde de futbolculuk kariyerindeki gibi zirveyi görürüz. Ben daha başarılı olacağımı düşünüyorum teknik direktörlükte. Çünkü gerçekten çok hevesliyim. Çok çalışmak istiyorum. İşime konsantre olmak istiyorum ve başarılı olmak istiyorum. Bunu da en kısa zamanda göstereceğimi düşünüyorum. İnşallah. Sevgili seyirciler, Yusuf Şimşek'le geçmişe gittik. Anıları ve hikayeleri üzerine çok özel, çok güzel bir söyleşi yaptık. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.